Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusu mevzilerine iki ayrı saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin, Basarkeçar ilinin Yukarı Şorca yerleşim yeri bölgesindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Ali Bayramlı ve İstisu yerleşim yeri bölgelerindeki mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Ermenilerin saldırılarına Azerbaycan ordusu anında karşılık vererek, Ermeni ateşini susturdu. Ermeni Silahlı Kuvvetleri ilk saldırıdan saatler sonra tekrar saldırı düzenledi. Basarkeçar ilinin Yukarı Şorca bölgesindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Ali Bayramlı yerleşim bölgesindeki mevzilerine saldırdı. Azerbaycan ordusu tarafından saldırıya anında karşılık verilirken, Ermeni askerler saldırıyı bırakarak kaçtı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asif Nerimanlı, Karabağ'daki ayrılıkçıların mayın döşeyerek savaşa hazırlandığını belirtti. Uzman, ayrılıkçılar, Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı karşıya kaldıkları alanları tamamen mayınladıklarını itiraf ediyorlar. Bu, Hankendi'deki ayrılıkçı terörist rejimin, Azerbaycan'ın gücünü sonuna kadar kabul etmemeye çalışacağını ve Ermeni sakinlerinin Azerbaycan vatandaşlığını kabul etme ihtimalini önleyeceğini bir kez daha teyit ediyor. Bunu önlemek için öncelikle üçlü anlaşmanın dördüncü maddesi uygulanmalı. Ermeni birlikleri Azerbaycan topraklarından çekilmeli, sözde savunma ordusu kaldırılmalıdır. Karabağ'da yaşayan Ermenilerle gayri resmi ilişkiler ancak bu durumda etkili olabilir dedi. Diğer yandan Ermenistan'a destek veren ve sürekli Azerbaycan'ı tehdit eden İran Ermenistan'a silah vermeye devam edeceğini açıkladı. İran'daki Ermeni asıllı milletvekili Robert Meglerian, İran'ın Ermenistan'a silah tedarik etmesini kimsenin engelleyemeyeceğini açıkladı. İranlı vekil, İran, konuyu uygun mekanizmalar aracılığıyla tartışmaya ve Ermenistan'a faydalı olmaya istekli olduğunu ifade edecek gibi görünüyor. Şu anda iki ülkenin ilgili yetkilileri düzeyinde bununla ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmadığını söyleyemem. Ancak İran silahlarının Ermenistan'a nakledilmesi için fırsatların olduğunu ve olacağını da göz ardı etmiyorum dedi. Kısa süre önce Ermenistan Hindistan ile 244 milyon dolarlık bir silah anlaşması imzalarken, anlaşmaya kapsamında Hindistan Pinaka çok namlulu roket atar, tank savar füzesi ve mühimmat sağlayacak. 2020'de Hindistan'ın Erivan'a 4 Swadi radarı verirken, bu radarlar, topçu mermileri, havan topları ve roketleri izlemek ve düşman rampalarını ve mevzilerini belirlemek için kullanılıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de İran'ın Kafkasya bölgesinde herhangi bir bahaneyle herhangi bir yabancı askeri varlığına karşı olduğunu savundu. Ermenistan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Reisi, İran'ın bölgenin tarihi ve jeopolitik sınırlarında ve İran ile Ermenistan'ın transit statüsünde herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ'ın kurtuluşunu memnuniyetle karşılayan ilk ülke olduğunu savunan Reisi, İran'ın Erivan ve Bakü arasındaki farklılıkları çözmek için büyük potansiyelini kullanmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Muhammed Cemşit, Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tarihi sınırlarda, bölgesel jeopolitikte ve İran-Ermenistan transit yollarında yapılacak herhangi bir değişikliğin kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti. Ayrıca, herhangi bir bahaneyle herhangi bir Avrupa askeri varlığını da reddediyor. Batı stratejik olarak dikkatimizi dağıtamaz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 233. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, birçok bölgede Rus ordusunun saldırılarını püskürttüklerini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus ordusu bölgelerine 25 saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 19'dan fazla bölgenin yanı sıra düşmanın 6 uçak savar füze kompleksi vuruldu. Ayrıca, hava savunma birimlerimiz 5 seyir füzesi ve 9 insansız hava aracını düşürdü. Füze birlikleri ve topçular 3 kontrol noktası, 5 insan gücü, silah ve askeri teçhizat toplanma noktası, 2 mühimmat deposu imha edildi denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak, Rusya'nın 64.300 askerini kaybettiği, 2.521 tank ve 5.172 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, 1566 topçu sistemi, 362 çok namlulu roket atar sistemi, 186 hava savunma sistemi, 268 uçak, 240 helikopter, 1199 insansız hava aracı, 316 seyir füzesi, 16 tekne ve gemi, 3944 adet çeşitli modelde askeri araç ile 142 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise İspanya'nın Ukrayna'ya 4 hava savunma sistemi Hawk göndereceğini açıkladı. İspanyol Savunma Bakanı'na teşekkür eden Reznikov, "Bugün hava savunması sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için bir önceliktir," dedi. Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın her sonu geri alabileceğini ve gelecek hafta Dnieper'in sağ yakasını kurtarabileceğini belirtti. Haberde, Rusya, Herson'da belirleyici bir savaşa ciddi şekilde hazırlanıyor denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da son 3 gün içinde, Rus yanlısı güçlerin Donetsk Oblast'ındaki Bahmut kasabasının merkezine doğru taktik ilerleme kaydettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan istihbarat paylaşımında, Luhansk bölgesinin Rusya yanlısı milisleri olan 2. Kolordu'nun unsurları, muhtemelen şehrin güneyindeki Opitayn ve Ivangrad köylerine ilerledi. Temmuz ayının başından bu yana düzenli Rus veya ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirilen başka yerleşim birimleri varsa da çok az olmuştur. Bununla birlikte, özel askeri şirket Wagner tarafından yönetilen kuvvetler Donbas'ta bazı yerel kazanımlar elde etti. Wagner muhtemelen Bahmut Savaşı'na yoğun bir şekilde dahil olmaya devam ediyor. Rusya, Bahmut'u ele geçirmeyi, Ukrayna'nın elindeki Donetsk Oblast'ının en önemli nüfus merkezi olan Kramatorsk-Sloviansk'ı kentsel alanında ilerlemenin bir ön şartı olarak görüyor olabilir. Rusya, Donbas'ın merkezindeki saldırı operasyonlarını kovuşturmaya devam ediyor ve çok yavaş ilerleme kaydediyor. Bununla birlikte, genel operasyonel tasarımı, kuzey ve güney kanatlarına yönelik Ukrayna baskısı ve ciddi mühimmat ve insan gücü kıtlığı nedeniyle baltalanıyor denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Ukrayna'da kötü hazırlanmış seferberliğin Rus birliklerinin ilk ölümlerine ilişkin kamuoyuna açık haberlerin Rus askeri komutanlığına yönelik yeni eleştirilere yol açtığını belirtti. Rus kuvvetlerinin kritik Ukrayna altyapısına yönelik saldırılara devam ettiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'daki muharebe bölgelerindeki Rus birliklerinin morali, disiplini ve muharebe yetenekleri giderek bozuluyor ve sınırlı alanlardaki taarruz operasyonlarının geçici olarak askıya alınmasına neden olabilir denildi. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de düzenlediği operasyonla, PKK-YPG terör örgütünün Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş Tugayı'nın sorumlusu Necdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi. Dağlarer'in, Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takibe alındığı öğrenildi. PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna 2009'da katılan teröristin, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzin'in bölgesinde silahlı faaliyetlere devam ettiği belirlendi. Türkiye içindeki faaliyetlerinin ardından 2016'da Irak'a, oradan da Suriye'ye geçtiği tespit edilen Dağlarer'in, uzun bir süre Halep bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü, özellikle Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında yönlendirici olarak aktif rol aldığı belirlendi. Terörist Dağlarer'in 2020'de Aynul Arap bölgesi sözde tünel ve mevzilendirme sorumlusu olduğu, etkisiz hale getirildiği sırada ise PKK-YPG terör örgütünün kırsal kadrolarından sözde Çavreş Tugayı'nın sorumluluğunu yaptığı ifade edildi.